Efendim, Tele1 ekranlarından merhaba. Haberin içinden programıyla karşınızdayız. Uzun bir ayrılık oldu, yaklaşık 5,5-6 ay gibi bir süre. Bu ayrılık elbette bir özürü gerektiren bir ayrılık. Kusura bakmayın lütfen. Biraz zaman aldı yeni kanalımızın Ankara bürosunu kurmak. Yani... Hani hanesine görev zararı yazacak bir kredi konusu da söz konusu olmadığı için bu kanalı Ankara bürosunu, Tele1'in Ankara bürosunu sizler kurdunuz aslında. O da işte ufak ufak biraz zaman aldı. Gecikme için gerçekten özür diliyorum, kusura bakmayın. Ama elden olmayan nedenlerden dolayıydı bu gecikme. Ama geç olsun, güç olmasın dedik. Geç olsun, temiz olsun dedik ve geldik huzurunuza. Programımızın adı Haberin İçinden ve ilk programımızın konuğu da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yani kısa bir giriş. Gerçekten bir 6 aylık bir ara verdik. Daha önceki kurumdan ayrıldık. İşte burasını oluşturmak, kurmak biraz zaman geçti. Zaman aldı. İzleyicilerimizin talebi de bu yönde, özellikle takipçilerimiz, izleyicilerimiz hadi hadi biçimindeydi. Elimizden geldiğince olayı erkene çekmeye çalıştık. Ama nasip kısmet bugüneymiş. Elinize sağlık. Ben de bugün ilk kez stüdyo görüyorum. İlk konuk da benim. Evet. Çok beğendim. Çok emek verilmiş. Teknolojik altyapısı oldukça iyi. Birçok benzer çaba içinde olan kanallara da gidiyoruz, geliyoruz. Oldukça iyi bir altyapı var. İyi bir kadro var. Herkesin yüzü gülüyor. Evet. Tele1 zaten çok önemli bir boşluğu doldurmuştu. Ama Ankara'da bir stüdyonun olması bizim için de iyi. Bizim özellikle muhalefet yapanların sesini özgürce, sansürlemeden ve korkmadan yayına çağıran, haberleri gerçek gazetecilik ilkelerine göre veren bir kanalın Ankara gibi bir yerde stüdyosunun olması çok önemliydi. Elinize sağlık, sizin gibi deneyimli bir gazeteci. Tabii biz de özlemiştik. İzleyicileriniz de özlemişti. Size de tekrar hayırlısı olsun diyoruz. Çok kolay gelsin. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, ne konuşacağız? Elbette gündemi konuşacağız. Gündemi de ben şöyle başlamak istiyorum. Malum çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bütün siyasi partiler belediye başkan adaylarını teker teker açıkladılar. Cumhuriyet Halk Partisi de adaylarını açıklayan partiler arasında yerini aldı. Hepsi açıklanmadı. Fakat bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzeltin lütfen, ayın 10'unda Arena'da, Ankara'da pazar günü yani, bir toplu aday tanıtım ve töreni ve manifesto. Seçim bildirgesi, manifestonun açıklanması var. Buradan başlayalım isterseniz. Yani bu süreç elbette sıkıntılı geçti. Her siyasi partide olan tartışmalar oldu, oluyor ve olacaktır da biraz daha. Öncelikle bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kendisini seçimlere hazır hissediyor mu? Öncelikle şuradan başlamak doğru olur diye düşünüyorum. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bir kısım medya, iktidara yakın medya ve merkez medya, ama tabii son dönemdeki el değiştirmelerle falan onların da iktidarın müdahalesine tabi olduklarını da görmek lazım. Öyle bir haberleştiriyorlar ki bir anormallik varmış gibi. Aslında normal olan bu. Partiler adaylarını gösterirken bunu tartışırlar. Özgürce tartışırlar. Evet. Artısıyla eksisiyle ve partinin yetkili, herkesin dilinde pelesektir. Partimizin yetkili organları da. Hiç duyuyor musunuz? Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları getirip Merkez Yönetim Kurulu'nda tartıştığını, kendi işte MKYK'sında bizim parti meclisimize adayların getirildiğini, bir aday hakkında veya bir bölge hakkında bazı çekinceler varsa bunun yeniden çekildiği, değerlendirildiği, yeni anketler yaptırıldığı, yeni fikirlerin alındığını ve yeniden getirildiğini. Neden parti meclisi var? Orası meclis. Onu kim seçti? Bizim delegelerimiz seçti. Delegelerimizi ildeki delegelerimiz, onları ilçedeki delegelerimiz, onları mahalle delegelerimiz, onları üyelerimiz. Yani ta bir üyenin, apartmandaki bir üyenin, kendi mahallesindeki delegesini seçmeden başlayan bir demokrasinin gelip oluşturduğu parti meclisinin adayların onaylanmasında ya da adayların üzerinde konuşulmasında etkili olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun özgürce tartıştığı, liderin onların fikrini aldığı, değer verdiği,
Bazen liderin istediğinin tersine başka sonuçların ortaya çıkabildiği ve bunun demokrasi içinde hazmedildiği bir partiden bahsediyoruz. Bunun adı demokrasi. Anormal olan bunun bir tek CHP'de olması. Örneğin 2019 yılındayız, hatırlatmak lazım. 1930'ları, 1920'leri falan yaşamıyor dünya. 2019 yılındayız. Ve 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce bir biricik özelliğini hatırlatalım. CHP'de örneğin genel başkan yarışı oldu son kurultayında. Genel başkan yarışının olabildiği biricik partiyiz biz. Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili beni şöyle eleştirmişti. Yani daha doğrusu bana şöyle söyledi. Ya lidere rakip mi çıkar ya bir siyasi parti? Dedim ki ya bu bir siyasi parti ise lidere rakip çıkabilir ve bu demokrasinin gereğidir. Diyor ki ya lidere rakip çıkan parti parti midir diyor. Oysa ki dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde böyle oluyor. Bir tek Türkiye'de, bir tek bizde liderinin rakip çoklu yarışla seçilebildiği bir partiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bunu denedi Sayın Akşener ve arkadaşları. Hepsini partiden attılar. Başka bir parti kuruldu. Yeni kurulan parti diğer partiyi kadar oy aldı. Yani ortadan ikiye bölündü. Diğer partinin %18'lik oyu kendi 7 Haziran'da %18 oy veren MHP seçmenin sadece %3'ü bir daha oy verdi. Kalan 7 puanlık oyu da AKP'den aldılar. Ve o partiden ayrılan parti o partinin geleneksel tabanından daha çok oy aldı. Ama o partide bir liderlik yarışı yapılamadı. İşin içine işte Tayyip Erdoğan, onun talimatıyla karar veren bir takım mahkemeler, yapılması gereken kurultayları falan yaptırmadılar. Bir sürü şeyler oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu düşünülemiyor. Hatta partinin diğer iki kurucusu şeytanlaştırılmış durumda. Üç kurucudan iki tanesi. Evet. Akıl almaz. Bir önceki kendi gösterdikleri, seçtirdikleri cumhurbaşkanına şimdi her türlü hakareti yapıyorlar. Onu isim vermeden en ağır şekilde eleştiriyor. Tecrit ettiler onu. Onun bahçesine helikopter indi. Helikopterin içinden o dönemin Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı'yla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü indi, İbrahim Kalın. Gidip ayar verdiler 3 saat ve döndüler Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye, adı geçiyor diye. Yani hani resmen bir darbe yaptılar. Parti içi darbe, parti dışında da değil ama asker karıştı işin içine. Halkların Demokratik Partisi çeşitli mekanizmaları işletiyor falan ama kurultay salonuna iki eş, yani birer tane eş başkan adayıyla giriyorlar. Evet, çoklu yarış yok. Çoklu yarış bir tek bizde var. Ve bu anormal bir şey değil. Bu normal bir şey. Türkiye demokrasisinin geldiği nokta bu. Bu yüzden biz uzun parti meclisi toplantıları yaptık. Şunu temin ederim. Sözümün kıymetli olduğu herkes için söylüyorum. Mesela MYK'da iki MYK üyesi birbirinin külliyen yalan, birbirinin üstüne yürüdü diyorlar. Arkadaşlarımız bu iğrenç propaganda karşısında birlikte resim vermek ihtiyacı duydular. Tartışma oluyor mu? Evet, ama bir nezaket çerçevesinde ve fikirlerin, farklı fikirlerin birbirini ikna etmesine yönelik tartışmalar oluyor. Öyle kavga, mavga, ses yükseltme yok. Biri orayı terk etmiş, biri burayı terk etmiş. Aykut Erdoğdu bir öneride bulundu, sonra çorba içmeye çıktı. Çıktığında bütün medya şey yazıyor. Aykut Erdoğdu PM topla. İki dakika sonra salonda tekrar adam. Akıl almaz bir karalama var. Çünkü CHP'deki demokrasinin kendilerinde olmamasının bir anormallik olduğunu göstermemek için CHP'de yaşanan demokratik süreçleri anormalmiş gibi göstermeye çalışan ve bunu yalanla, iftirayla, dezenformasyonla bir çekim etrafını doldurmaya çalışan korkunç bir propaganda aygıtı var. Ülkeyi Hitler gibi yönetenler, Hitler gibi propaganda yapıyorlar. Rakiplerini şeytanlaştırarak, onların üzerinde her türlü baskıyı kurarak. Bunu da konuşacağız zaten. Şimdi doğru bir yere. Son sözüm şu olsun bu süreçte. Parti meclisi toplantısı. Bu kadar parti meclisi üyesi var. Gidilsin, konuşulsun, bakasın. Asla ve asla birbirini kıran, birbirine sadece ve sadece zaman zaman gizli oylama, en doğal hak. Tüzüğümüz diyor ki 11 kişi isterse yapılır, yapılıyor. Açık oylama 5 kişi isterse yapılır, yapılıyor. Her türlü hak kullanılıyor. Demokratik bir şekilde tartışılıyor ve doğrusu bulunuyor. İlla da birisinin söylediği bir şey olmuyor. Bunun adı demokrasi. Evet. Ve bu CHP'de var ve biz bununla gurur duyuyoruz. İyi ki de var. Ya bizde de olmasa? Ya bizde de olmasa? Türkiye'deki bu parti içi demokrasi bizde de olmasa? 2019 yılı. 1920'de kurulmuş bir meclis. 1923'te kurulmuş bir cumhuriyet, 1946'da çok partili rejim
Ve bundan sonra 2019'da, milenyumdan 19 yıl sonra Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu demokraside hiçbir partide çoklu yarış yok. Bütün partilerde bütün her şeyi bir kişi belirliyor. Ne kadar kötü bir şey. Evet. Şimdi şimdi aslında buradan sandık ve seçim güvenliğine geçecektim. Ama sözü farklı bir yere getirdiniz. Burada da bir sıkıntı yok. Dil, ayrıştırma. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir ifade var. HDP, işte PKK vesaire diye böyle bir eşleştirmesi oldu. Bunun dışında bir başka kişi çıktı, silahlanın çağrısında bulundu ki bir mafya lideri olarak biliyoruz. Bir tarafta da zillet ve illet, millet tartışması var. Memleketin yarısına, yani işte 80 milyonun 40 milyondan fazlasına zillet diye bakan ya da illet diye bakan bir anlayış var. Yani söylemeye çalıştığım şu, bu dil bizi nereye götürür? Şimdi önce şunu söyleyeyim, memleketin yarısına değil tamamına söylüyor. Neden tamamına söylüyor? Millet lafına illet ve zillet diyor. Millet kim? Sadece CHP'liler mi? Sadece İyi Partililer mi? Ama şimdi kimi millet gördüğüyle alakalı bir durum var galiba yani. Açık söyleyelim şimdi. Halkımız, milletimiz şunu görsün. Millet kelimesine ve millet kavramına karşı ki biz bunu severek kullandık 24 Haziran'da. Bu seçimlerde bir ittifakın hukuki altyapısı yok. O yüzden de adına Millet İttifakı, Cumhur İttifakı var. Ama evet, onlar söylemek istiyorlar. Ve İyi Parti ile bizim kurduğumuz ittifaka, birlikteliğe, dayanışmaya... Biri biz millet diyoruz veya 24 Haziran'da demiştik içinde Saadet Partisi de vardı. Evet. Bunlar illet ve zillet diyor. Bu kibir, bu karşımızdaki bir kibir ittifakı ve kendisini çok yukarıda, diğerlerini aşağıda görüyor. Ve o kadar güç zehirlenmesi, o kadar onları... Yani kibir sözü bunu karşılıyor mu yani bu olayı? Karşılıyor. Yani... Büyük bir kibir var ve bu kibir millet kelimesine... İllet ve zillet diye lakap takmaya, millete lakap takmaya kadar varmış durumda. Şunu görelim İsmail Bey. Millet dediğin ne CHP'dir, ne AK Parti'dir, ne MHP'dir, ne HDP'dir, ne İYİ Parti'dir. Bunlar ve bunun dışındaki tüm siyasi partileri gönül vermiş, hatta hiçbir siyasi partiye gönül vermemiş hepimiziz. Ve siz buna illet deyip aşağılar ya da zillet deyip aşağılarsanız, lakap takarsanız başınıza gelecek şudur. O millet... Size bir kulp takar, o kulbunuzdan tutar, siyasetin rafına kaldırır. Kibrin, güç zehirlenmesinin, bu kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı dilin varacağı sonuç budur. Ha Tayyip Erdoğan ne yapmaya çalışıyor dediniz ya, o her zaman yaptığını yapmaya çalışıyor. Toplumda bir fay kırığı, bir farklılık alanı bulmaya ya da yaratmaya çalışıyor. Bunu gün oluyor işte Kürt Türk, gün oluyor sağcı solcu, gün oluyor onlar hiçbir şey bulamasa işte... Efendim belediye nikahı camide de kıyılsın, imam nikahı olsun. Nikahını camide kıydıranlar, nikahını belediye memuruna, nikahını imama kıydıranlar veya din görevlisine kıydıranlar, nikahını belediye memuruna kıydıranlar. Bir farklılık. O farklılığı önce belirginleştiriyor, birbirinden ayrıştırıyor, uzaklaştırıyor, kutuplaştırıyor, karşı kutbu şeytanlaştırıyor, kendi arkasını kalabalıklaştırıyor. Siyaset bu. Adamın tek anladığı siyaset yöntemi bu. O umudu konuşmayı sevmiyor. O sevgiyi konuşmayı sevmiyor. O kucaklayıcı olmayı sevmiyor. O biz demeyi sevmiyor zaten. En sevdiği şey ne? Nasıl hatırlıyorsunuz? Tayyip Erdoğan yarın öbür gün siyaset sahnesinden uzaklaştı gitti. Bıraktı siyaseti. Neyle hatırlıyor? Ben. Benim memurum, benim işte genelkurmay başkanım, benim bakanım. Benim. Bir ben lafıyla böyle ben diye, hatırlayacağız biz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz demeyi sevmiyor. Kucaklamayı sevmiyor, kutuplaştırmayı seviyor. Ona inat, Cumhuriyet Halk Partisi biz onun kutuplaştırmasına karşı kucaklaşmayı, onun şeytanlaştırmasına karşı kardeşliği, kardeşleştirmeyi, onun ötekileştirmesine karşı ötekinin hukukunu savunmayı, birlikte olmayı tercih ediyoruz. Bunu ifade ediyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ha burada bir denge var. Bir yandan da sorumluluğumuzun farkındayız. Partimizin oyu 25. Kendileri 50 artı 1 aldık diyorlar. Biz de 50 eksi 1 aldık onların hesabına göre. Onlar kadarız ve çokuz. Evet. Ve bize güvenen, bize inanan kişiler bu şeytanlaştıran işte çöp diyor, çukur diyor, çamur bunu hak etmiyor. Buna karşı verilecek cevabımız var. Bir adım geri atmadan, bir santim eğilmeden, bir kelime eksik söylemeden gerekli cevabı veririz. Gerektiğinde de veriyoruz. Çünkü sonuçta
neyi hak ediyorsa onu duyacak. Kötü söz duymak hak etmiyorsa kötü söz söylemeyecek. Bu önemli. Yani kimse şey beklemesin Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bazılarında şöyle bir şey görür. Efendim, o size bunu söylüyor, siz ona cevap, hak ederse cevabını alacak. Ama onun da oyununa gelmeden, kendi gündemimizi sürdürerek. Yani evet, onu söyleyecektim. Yani doğru tabii ki, yani eğer bir eleştiri ya da bir hakaret ya da bir işte bir kötü bir söz varsa onun karşılığı verilmelidir diyorsunuz. Ama bu arada karşı taraftan bir daha doğrusu farklı bir eleştiri geliyor. Yani o bu zaten bunu siz cevap veresiniz diye söylüyor. Kendi gündeminin peşine takıyor CHP'yi ya da muhalefeti. Yani sadece CHP demek çok da doğru değil. Muhalefet, nihayetinde diğer muhalefet partileri de, onların sözcüleri de cevap vermek durumunda kalıyor. Bu eleştiri doğru bir eleştiri değil mi? Hayır, doğru değil. Şöyle, buradaki iki uçlu ve iki ucunun da Tayyip Erdoğan'a yarayacağı paradoksu görmek ve çözmek gerekiyor. Örnek vereyim. Ya bir ülkenin meclis başkanı, ki en tarafsız olması gereken kişi değil mi? Anayasal güvence altında ve anayasaya da hepimiz adına nal gibi yazılmış, orada duruyor. Diyor ki İsmail Bey, meclis başkanı partisinin meclis içindeki ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerine katılamaz, toplantılarına katılamaz. Şimdi dediler ki bu tartışma benim dışımda ve diyor ki istifa etmesine gerek yok. Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı. Anayasada yazana rağmen net yazıyor. Ve hemen birileri diyor ki aman, o istifa etmeyecek. CHP bu gündeme takılıp yerel seçimleri konuşmazsa bu onun oyununa düşmek olur. Siz vaatlerinizi anlatın. E ne yapsın öbür tarafta? Ülkede bir ana muhalefet partisi var. Ona rağmen meclis başkanı istifa etmeden anayasayı çiğneyip aday olacak ve biz bu anayasasızlaştırma sürecine sessiz kalacağız. Bu neye işe yarayacak? Anayasayı, kendisi için yapılmış anayasayı bile çiğneyen bir cumhurbaşkanı ve onun emrindeki meclis başkanı. Bu ne demek biliyor musunuz? Anayasal güvenceyi tamamen oyunun tuzağın büyüklüğüne bakın. Anayasal güvenceyi ortadan kaldıracak. Ama diğer yandan siz sadece anayasa bu işe takılırsanız da gündemi o belirlemiş olacak. Ne yaptı CHP? CHP'nin anayasadan, kanunlardan sorumlu yasama kanadı, grup başkan vekilleri bu işi kıyasıya eleştirdi. En son geçenlerde istifa etmiş. 18 gün sonra edeceğim diyor. Ona da tweet attım. 18 gün daha anayasayı çiğnettirmeyiz dedim. Evet, 18 gün daha, doğru. Çiğnettirmeyiz dedim. Yayında açıklıyor. Özgür Özel'i diyor, yine diyor memnun edemedik. Edemezsin. Anayasayı çiğniyorsan edemezsin. Biz... Mesele Özgür Özel'i memnun edip etmeme meselesi değil ki. İsmail Bey, şunu tamamlayayım. Biz sana bu anayasayı çiğnetmeyiz dedik. Ve ensesinde bozayı pişirdik. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'da işini yaptı. Ve genel başkan kampanyamızın odağına başbakanı koymayacağız dedi. O günlerde bize şey diyorlardı. Birileri diyor ki bak anayasayı çiğniyor, CHP ses çıkarmayacak. Hayır, onu yapmadık. Ama birileri diyor ki bak oyuna gelecekler. Sırf bunu konuşacaklar şey. Ekrem İmamoğlu görevini yaptı. Genel başkan doğru pozisyonu tuttu. Biz üstümüze düşeni yaptık. İstifa etmeyeceğim diyordu. Ne oldu? İstifa edeceğim. Neden? Vatandaş bütün anketlerde şu çıktı. 8-9 puanlık fark 1 puana kadar indi. Herkes niçin istifa etmediğini anlamıyoruz dedi. Binali Yıldırım için bütün anket ve odak grup çalışmaları istifa etmemesinin iki sebebi olabilir diyerek CHP'nin ortaya koyduğu iki tezi söyledi. Bir, kazanacağına inanmıyor çünkü biz kazanacağız. İki, kazansa bile o görevi bir başkasına bırakıp geri gelecek. Ve bu onun seçmenlerini mahvetti. Ama bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nu herkes tanıdı ve gördü. Ve şimdi istifa etme noktasına geldiler. Yıllar sonra geri adım attı mı? Attı. Tükürdüğünü yaladı mı? Yaladı. Bunu kim yaptı? Hep birlikte CHP yaptık. Bu insafsız ve CHP'yi ya böyle yap ya böyle yap. Böyle yaparsan bunlar, böyle yaparsan bunlar eleştiriyor. Oysa doğru başka bir yerde. Biraz önce söylemeye çalıştığım da bu. Evet. Şimdi ekonomiyle konuşacağız. Malum enflasyon bir tuhaf vaziyet aldı gitti ama şimdi en çok kaygı duyan, bu seçmenin kaygı duyduğu bir şey var. Bütün seçimlerde olduğu gibi sandık güvenliği ya da seçim güvenliği. CHP ne yapıyor? Vallahi CHP üstüne düşeni yapıyor. Bir. Ne yapıyor? İkincisi şunu söyleyelim.
sandık ve seçim güvenliğinde zaafımızın olduğu, bunu ben her zaman kabul ettim. Örnek şunu söyleyelim hatta yani. 24 Haziran'a gidiyoruz. Şanlıurfa'da 500'e yakın eksiğimiz var. Evet. Çağrı yapıldı. Evet. Bütün dünyadan gidenler, mesela benim kardeşim bana oy vermedi, Barış. Sabah 4 uçağınla mı ne Şanlıurfa'ya uçtu. Veremedi. Manisa'daki oyunu yaktı. Evet, veremedi. Sandık görevlisi olmaya gitti. Şanlıurfa'da bütün köylere biz görevlilerimizi koyduk. Ama görevlilerimizi döve döve köylerden attılar. Ve o köylerde oyların tamamı işte bugün kendine Cumhur İttifakı diyen AKP ve MHP'ye çıkıyor. Güvenliğin zaafta olduğu coğrafyalarımız var. Eksik kaldığımız yerler var. Ama bu yerel seçimlerin konusu değil. İddialı olduğumuz her yerde tam sandık güvenliği var. Bunu herkes böyle bilsin. Çok net. İstanbul'da oy mu çaldıracağız? İzmir'de oy mu çaldıracağız? Ankara'da, işte Samsun'da, Mersin'de, Adana'da. Sıkıntıda olduğumuz coğrafyalarda zaten itiraf edelim. Belediye başkan adaylığı noktasında her belediye başkan adayı, iddialı adaylar çıkardığımız yerde sandık hakimiyetimiz var. Görevlilerimiz tamam, dijital altyapımız tamam, zaten orada sorun yok. Yani sandığın başında görevlim varsa, görevini yapıyorsa, oyunu kullandı, ıslak tutanağı alıyorsa gerisi tamam zaten. YSK'nın sisteminin aynısı ve kodu bizde ve kapalı olarak var. Başka partilerde de var. Evet. Oraya işliyoruz. YSK'ya bizimki bakıyor. Bakın YSK'ya bakıyor. Farklıysa uyarıyor. Hiçbir sıkıntımız yok o noktada da. Kimse endişe etmesin. Yani efendim bilgisayar oyunlarıyla oyumuz, böyle bir şey yok. Çalınmayacak öyle bir şey. Çalınmıyor da zaten. Çalınması mümkün de değil zaten. Oradaki dijital altyapımız sağlam ve işliyor. Ama sandık başında bazı oyunların olduğu yerlerle bazı baskının olduğu ve bizim olamadığımız, çok zayıf olduğumuz coğrafyalar var. Evet. Ama yerel seçimlerde böyle bir şey yok. Yığma seçmenler var. Sahte seçmen meselesiyle ilgili bir takım manipülasyonlar yapmaya çalıştılar. Orada çok net. İkincisi, yığma seçmende Cumhuriyet Halk Partisi çok titiz bir çalışma yaptı. Ve bu çok sayıda itirazımız oldu. Kabul olanlar ve olmayanlar var. Yığma seçmenden kası şu. Bir yerden bir yere kaydırılan seçmenler var. Bunların bir kısmını çözdük. Çözemediğimiz yerlerle ilgili de başka bir çalışmamız da var. Ama şunu söyleyelim. Bu seçimde efendim bütün diktatörler. Şimdi yığma seçmen tamam, anlıyoruz onu. Buradan alıyor, oraya götürüyor. Güçsüz olduğu yeri takip ediyor vesaire. Bir de yani 106 kişi miydi? Ölü var. 160 yaşında insanlar var. Hayır, şöyle. 100 yaşın üzerinde 6000 kişiyi biz tespit ettik. Heh. Bizim arkadaşlarımız. Evet. 6007 kişi işte veya 6000 küsur ratlı, soru 7 olan, 7'si yaşıyor, gerisi ölü çıktı, silindi. Peki tespit etmeseydiniz ne olacaktı? Tespit bunların yerine ne olacaktı? İki şey. Bir, aslında bu kişilerin şeyi olduğu halde aynen şu olacaktı. Hı. Sandığın başında CHP'nin aklı başında bir sandık görevlisi varsa, o gelen kimliklere dikkat ederse hiçbir şey olmayacaktı. O kişi gelmemiş olacaktı. Çünkü evet, zaten mezarda. Zaten ama mezarda senin gelemez. Olmadığın bir sandığın başına gittiyse, hı, ve kötü niyetlilerse o kişi yerine de oy kullanacaklardı. İşte sandıkta görevli olması, o görevlinin bilinçli olması, gözünün açık olması da bundan önemli. Bu seçimde bir, çok iyi bir çalışma yapıldı. İki, iddialı olduğumuz tüm seçim çevrelerinde hem görevlimiz var, hem çok iyi eğitilmiş durumda, dijital altyapımız tamam, korku yok. Çünkü bütün diktatörler şundan beslenir. Bir, seçime katılım oranının düşüklüğünden beslenirler. Çünkü insanlar şöyle düşünür. Ya gitsem de oy çalınacak, alsak da yönetimi bize vermeyecek. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Buradaki bu özellikle de körükleniyor. Körükleniyor. Hepimiz uyanık olacağız. Böyle bir tehlikemiz yok. Yerel seçimlerde bir, sandık başında görev almak istensin. İki, müşahitlik gibi önemli bir görev var, onlarda yapılsın. Yapılan bütün uyarılara uyusun, görevlilerimiz gözünü dört açsın, bir tane oy çaldırmayacağız. Ekrem İmamoğlu'nu da, Mansur Yavaş'ı da, Tunç Soyer'i de. Aday gösterdiğimiz o büyükşehir adaylarımızı da, ittifak adaylarımızı da takır takır seçtirecek güçteyiz. Hiç böyle kimse de aman bu seçimde oy mu çalınır falan. Bu seçimde 24 Haziran'da da çok önemli işler yaptık. Hatta işte Muharrem İnce de o yüzden bir açıklamasından dolayı çok eleştiri de aldı falan, ama şunu da söyleyelim. Her seçim eskiden iyi ama bu seçim özellikle yerel seçim olduğu için de böyle sandıkla ilgili tedbir alıyoruz, gözümüzü açacağız. Parti okulumuz,
Eğiticilerin eğiticilerinin eğitimini tamamladı. Onlar yerelde eğitiyor. Ama böyle aman oynarsa çalınır gitmeyeyim gitmeyeyim. Bu korku başımızın en büyük belası, sakın böyle bir şey de yok. Yani bunu da bilelim. Evet. Gideceğiz, oyumuzu atacağız. Attığımız her oyunda karşılığını alacağız. O sandıklara da görevlilerimiz dikkatle sahip çıkacaklar. Şimdi bir şey daha var. Ya bu konuya tekrar döneriz gerekirse, açık kalan bir şey varsa, ama geldiğimiz yerde şunu sormak istiyorum. Dün bir ifade kullandınız, Eskişehir'de olabilir. Sayın Yılmaz Büyükerşen'in, evet, ve diğer 15 adayımızın tanıtım toplantısında. Sevgili başkanı da buradan selam gönderelim. Orada dediniz ki İstanbul ve Ankara'yı biz, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği dönemde biz verdik gibi. Ben şöyle söyledim. Evet, biz bu korku filmini çünkü 1994'te başlattık ve tamam, sorumluluğumuz bizde. Evet. Evet. Şimdi şöyle bugüne geleceğim. Yani oradan bu çok önemli bir söz. Gerçekten çok önemli, ya da ben çok önemsedim bunu. O tarihte gerçekten neler olduğunu bütün izleyicilerimiz biliyor. Zaten bir biçimde iktidar oraları aldı. Hediye edildi onlar, evet, yani bizim hatalarımız yüzünden. Evet. Aynı hata bu süreçte yapılıyor mu? Yapılmıyor. Şunu söyleyeyim. Dün de laf öyle başlamıştım. Küçük bir kız çocuğu böyle baktı, küpesi düşmüş. Ne yapar? Hemen nerede dolaştıysa orada. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Bunun için 94'ü hatırlatıyorum. Bugün bu ülkede cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, muhafazakar inançlı Müslümanlar, ama bugün yaşanan bu zulümden bu rahatsızlık duyanlar, bu işte her yönüyle kirlenmiş olan siyasetten, kirli yerel yönetimlerden ve kirli ülke yönetiminden rahatsız olanlar. Bunun içinde her şey var. Bunların hepsi, bu korku filmi, bugün ülkeyi yönetenler 1994'te İstanbul'u ve Ankara'yı aldılar. Oradan buralara yürüdüler, geldiler. Biz bu işi 94'te kaybettik. 94'teki hatamız neydi? CHP'nin, SHP'nin, DSP'nin ayrı ayrı adayları vardı. Ve o adaylar, biri %22 aldı, biri 23 aldı, biri 24 aldı. Bunlar 25 alıp kazandı. Öbür tarafta biri 21, biri 20,5, biri 22. Bunlar 23 aldı, kazandı. Oradan buraya geldiler. Şimdi bugün görev seçmenin, bugün ne oluyor? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden dışında böyle 3 tane iri, güçlü parti ve adayları yok. Bu iyi bir şey. Ama bugün bazı seçim bölgelerinde şöyle hatalar var. Bizde adaylaşmayan adaylara bir parti kucak açıyor ve onları karşımıza aday çıkarıyor. Burada görev seçmenin. Şimdi ben aday olursam çok iyi. CHP benim partimdir, altı okun altındayım. Beni aday göstermezlerse başka bir partiden aday olayım, oyları böleyim. Bu AKP'ye yarar. Bu hatayı kimse yapmasın. Seçmenimiz de hiçbir seçim bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylaşmadığı için gidip başka partiden aday olan, küçücük partilerden, hiç seçimde aday gösterme niyeti olmayan partilerden aday olan kimseye oy vermesin. Bu çok önemli. Bu süreçte bir düşünen varsa da, efendim ben aday yapılmadım, gitsem filanca. Ben şahsım olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'de özellikle o bölgelerde gidip bütün varlığımızla, gücümüzle doğrusunu seçmene anlatacağız. Öyle gidip de bir başka partiden aday olup oyları bölüp AK Parti'nin, MHP'nin ekmeğine yağ sürmek yok. Bu da çok net. Düne kadar bu partide adaysın, gösterilmeyince bilmem nereye gidiyorsun. Buna karşı seçmenimizi vicdanlı, akıllı, sağduyulu davranmaya da davet ediyoruz. Bu kısım, önemli kısım bu. Biz bu işi 94'te mi kaybettik? 94'te Ankara ve İstanbul'u kaybederek başlayan bu korku filmini bitireceksek, Ankara ve İstanbul'u kazanarak başlamamız lazım. Söylediğim budur. İstanbul ve Ankara kazanılmadan bu korku filmi bitmez. Bu seçimlerde seçmenin cebinde iki tane kart var. Seçmen hakem sonuçta. Biz siyaset yapıyoruz. Seçmenin de cebinde kart var. Biri sarı, biri kırmızı. Kırmızı kart şunadır. Eğer yerel belediye başkanı iyi hizmet etmiyorsa, ona kırmızı kartı göster, oyundan çıksın, yerine kim gelecekse gelsin ve doğru yönetsin, iyi yönetsin. Birincisi bu. Ama seçmenin cebinde bir kart daha var, o da sarı kart. Onu kime gösteriyor? Onu da iktidara gösteriyor. Belki 24 Haziran'da iktidarın değişimi için AK Partili, MHP'li oy kullanmadı. İstemediği halde oy verdi. Ama ne oluyor o günden beri? Ne dediler? Anayasayı değiştirirken güçlü meclis, güçlü Türkiye, hızlı icraat bilmem ne. 24 Haziran'da
Milletin bana güvensin, oy versin dedi Tayyip Erdoğan. Enflasyonla nasıl mücadele edilir göstereceğim dedi. Bu kur nasıl dizginlenir göstereceğim. Faiz nasıl düşürülür göstereceğim. 8 olan gösterge faizi 18 oldu mu? 4 lira olan dolar 6 lira, 5 lira olan euro 7 lira oldu mu? Enflasyon hedefi 2018'in başında 8 iken enflasyon 40'lara 50'lere çıktı da bunlar bir takım manipülasyonlarla geçen ay enflasyonu %23'lere bağlayıp enflasyon hedefini tutturduk diye vatandaşı kandırdı mı? Bir de o enflasyona göre zam verip vatandaşı yarı yarıya fakirleştirdi mi? Sarı kartı çekeceği gösterecek. Emeklilikte yaşa takıldım ben. Takıldın. Kim takıyor seni yaşa? CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, MHP'nin önerisi var. AKP karşı. Emeklilikte yaşa takıldın. MHP kendi kanun teklifi var, destek verme. Verse geçen Aralık'ta çözmüştük içi. Veya geçen hafta evet, kendi önergesini reddetti. Kendi önergelerini reddettiler. Geçen hafta CHP'nin önerisini de reddettiler. E ne oldu? Emeklilikte yaşa takıldıysan, sana verilen sözü MHP tutmuyorsa, Cumhur İttifakı izliyor ya, MHP ile AKP'nin ortak adayına sarı kartı çak kardeşim. Adaya kırmızıyı göster, partiye de sarıyı göster. Uyarıdır bu. Bu seçim bu fırsatı kaçırmaması lazım seçmenin. Sen emeklisin. Enflasyon ne? Bakın mesela Ocak ayı enflasyonundan bir örnek vermek gerekirse Charleston biber %87 artmış. Domates %51. Pırasa %29. Patlıcan ne olmuş? Bakayım patlıcan %81. Doğru mu yanlış mı? Vatandaş bunu çarşıda pazarda görüyor değil mi? Ama diyorlar ki enflasyonun gerçek enflasyon %50. Bunu herkes biliyor. Emine teyze biliyor, Hasan amca biliyor. Ama bunlar hesabı nasıl yapıyorlar? Geçen seneden biliyorsunuz. Pimpon topunu hesaba katıyor. Pimpon topuna hiç zam gelmemiş. Patlıcana 80 gelmiş. Şöyle anlatalım. Patlıcana zam %80. Pimpon topuna zam gelmemiş %0. Ortalaması 40 diyor. 40 diye buluyor. Sonra bakır filizine zam gelmemiş. Onu da katıyor. 20'ye düşürüyor, işi bağlıyor. Senin cebinden yani örneğin Ayşe teyzenin evinin enflasyonu %55 ama Berat Albayrak'ın bulduğu sistemle %23. Zammı 23'e göre veriyor. Ama sen patlıcanı alırken %80 zamla alıyorsun. 23'ü Berat'tan çıkıyor. 20'si Berat'tan, 60'ı senin cepten çıkıyor. İşin hesabı bu. Bu sene de enflasyonu ayarlarken şöyle ayarladılar. TÜİK'teki bütün müdürleri çağırdı. Hatta bir TÜİK'teki genel müdür yardımcısını görevden aldılar. İtiraz etmiş çünkü adamcağız. İl müdürlerini çağırdılar. Dediler ki enflasyon hesabı bir yıllık nasıl yapılır? Örneğin bu bardağın enflasyonu hesaplanacaksa geçen sene bunu bir züccaciyeci dükkanında fiyatını sordu. TÜİK yazdı bir kenara. Kaç para bunun fiyatı? Farz-ı misal 3 lira. Bu senede aynı züccaciyeciye gidip fiyatı kaç oldu diye bakacak ya. Diyorlar ki siz bunu o züccaciyecide bakmayacaksınız. Bizim yandaş marketimiz A101 ve BİM var. Ona gidip bakacaksınız. Enflasyon öyle. Bu arada markalardan kaçınalım. Ama bunu gizlemiyorlar. Ucuz eti de oradan veriyorlar falan. Hayır. Yani, uyarınız çok yerinde, doğru söylüyorsunuz. Rütük açısından. Rütük. Bunu diyor ki o sene geçen seneki züccaciyeciden bakma. Bu üçgen bu sene orada 5 oldu. Ama sen git bunu ucuz marketten bak. Eğer şöyle yapılsa itirazımız yok. Bunun geçen sene o marketteki fiyatına da bakmıyor. Geçen seneki fiyatı marketten, bu seneki fiyatı, geçen seneki fiyatı züccaciyeciden, bu seneki fiyatı yandaş marketten alıyor. Yandaş markette ayarlamayı yapıyor bunlar gelmeden önce. Eti toptancıdan bile al diyebilirler. Yapmışlar daha zaten. Ucuz. Mesela eti geçen sene kasaptan almış. Bu sene aynı kasapta gidip bakması lazım. Bizim yandaş marketten bak diyor. Kıymayı geçen seneki fiyatını kasaptan, bu seneki fiyatını marketten. Bunu çok güzel hem yanılmıyorsam Ahmet Takan yazdı. Hem daha sonra Cumhuriyet Gazetesi gayet güzel bunu ifade etti. Uzun uzun üzerinde durdular. Ve öyle bir gerçeklik ortaya çıktı ki geçen sene alınan fiyat alınan yerleri değil de bu seneki yerleri yaparak %23 buldular hesabı. Ama gerçek hesap %45-50. Ama emekliye zammı 23'le verdiler. Memura zammı 23'le verdiler. Enflasyon zammını 23'le verdiler. Milletin cebinden %23 yani yarı yarıya alması gereken şeyi vermemiş oldular.
Şimdi sarı kart cebinde. Emekli gösterecek sarı kartı. Bir tane Recep Tayyip Erdoğan'a, bir tane Devlet Bahçeli'ye. Sen beni niye böyle kandırıyorsun diye. Sen niye buna böyle alet olup her şeyde destek oluyorsun diye. Bu seçim sarı kart gösterme seçimi iktidara. Aklını başına alsın diye. Bu seçimde iktidar falan değişmez. Ama bu seçim böyle giderseniz başınıza geleceği görün diye merkez sağ seçmenin, AK Partili MHP'li seçmenin 24 Haziran'dan beri hiçbir sözünü tutmayan iktidara ve onun destekçilerine uyarıyı yapma seçimidir. Ayrıca da yerel yönetimlerde de bir gerçek var. Birleşmiş Milletler diyor ki insani gelişmişlik endeksi diye bir şey var. Bir sürü kritere bakıyor, buna göre belediyeleri diziyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e göre insani gelişmişlik endeksi en yüksek ilk 10 belediyesi CHP'de. İlk 30'unda 20'si CHP'de. En kötü 10 belediyenin 8'i AKP'de. İkinci bir hesap. Türkiye'nin il içinde göç veren belediyeleri AKP'de, göç veren belediyeleri CHP'de. Mesela dün gittiğim Eskişehir'e baktım. Gittiğim her il için bakıyorum. Mesela Eskişehir için hesap şu. Tepebaşı Belediyesi'nin nüfusu 2015'ten bugüne %7.7 artmış. CHP yönetiyor. Odunpazarı'nın nüfusu %5.4 artmış. CHP yönetiyor. Evet. Ve yani ne oluyor? Eskişehir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin nüfusu artıyor. AKP'nin yönettiği belediyelere baktık. En azı %10, en çoğu %25 nüfusunda azalma var. Eskişehir'de AKP'nin yönettiği. Yani AKP'den kaçış, CHP'nin olduğu belediyelere sığınma var Eskişehir'de. Rakamlar ortada. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani bunu böyle yorumlamak mümkün. Kabul ediyorum. Ama öbür tarafta biraz önce konuştuğumuz bu yığma seçmen falan filan. Yok, bunun onunla ilgisi yok. Değil, yok mu? Ya ne bileyim, aklıma geldi bir an. Yani oradan hayır. Alıp da CHP'li belediyelerin olduğu yere yığmak. Bu nüfus, seçmen değil. Yani, bu şu. Nüfus da yani. Bu şu. Birincisi nüfus. İkincisi biz şuna bakıyoruz. CHP nereyi yönetiyorsa orası cennetleşiyor. AKP nereyi yönetiyorsa oradan kaçış var. Bugün Cumhurbaşkanı diyor ki efendim dikey mimariyi bırakacağız, yatay mimariye geçeceğiz. Sanki İstanbul'da yatay genişleyecek yer bırakmış gibi beyefendi. Recep Tayyip Erdoğan 1994'te İstanbul Belediye Başkanı olduğunda gökdelen sayısı 5. Ha, gökdelenin tanımı ne? Bütün dünyada aynıdır. 30 kat ve üzerinde olan apartmanlara gökdelen deniyor. İstanbul'daki gökdelen sayısı 5. Bugün kaç? 121 galiba. Bugün 126 oldu. 126. 126 tane gökdelen var şu anda İstanbul'da. Kim dikti kardeşim bunları böyle? Ya sen diktin ya senin atadığın belediye başkanları dikti. İsmet Paşa dikmedi herhalde gelip her gün laf ettiği. İki ay önce de betonlaşma için aynı şeyleri söylemişti. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı. Ben biraz önce sosyal medya hesabımdan yani bir videosunu paylaştım Cumhurbaşkanı. Geçen sene burada bir gökdelen açıyor yine. Pardon, geçen sene dedim, düzeltiyorum. 2013'te seçime 5 ay var ve bugünkü öz eleştirilerin hepsini yine yapmış. Betonlaştık diyor, yüksek binalar var diyor, ihanet ettik diyor, onu diyor, bunu diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Seçime, yerel seçimlere 5 ay kala günah çıkarıyor. Yerel seçimlerden sonra 5 yıl boyunca günah işlemeye devam ediyor bunlar. Şimdi yine günah çıkarma evresindeyiz. Yerel seçimler geçsin, 5 yıl daha günah işleyecekler. Sonra çıkacak yine diyecek ki İstanbul'a ihanet ettik Ankara'ya. İşte İstanbul'a ve Ankara'ya ihanet edilmesini istiyorsan, bağrına o gökdelenler bıçak gibi saplanmasını istiyorsan, İstanbulluluk Ankaralık birinci sırtından hançerlenmesin istiyorsan, Tayyip Erdoğan'a ve onun gösterdiği adaylara değil, her belediye başkanı yaptığı icraatlarıyla hem Birleşmiş Milletler'den hem tüm tarafsız kuruluşlardan tam destek alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy vereceksin. İstanbul'a ihanet edenler oy verirsen 5 yıl daha ihanet edecek. Ankara'yı bu hale getirenler, ya aday bakın Tayyip Erdoğan diyor ki Ankara'ya benim adayıma oy verin. Niye verelim? Geçen seferki senin adayın ne oldu? İki şeyden biri oldu Melik Gökçek. Ya FETÖ'cü ya da yolsuzluk. Çünkü iki tane gerekçe var. Açıklamıyor. Ne FETÖ'cü diyor ne yolsuz. Ama neden görevden el çekti? Resmi açıklamayı söyleyelim. Yeri gelmişken metal yorgunluğu. Ha, metal yorgunluğu. Evet. Ama ne dedi? Mesela ordu adayı için. Herhalde diyor görevden geri çektirdiysek
Bizim önümüze diyor, istihbaratın raporları geliyor diyor, MIT'in raporları geliyor, bilmem ne geliyor. Boşuna müdahale etmedik diyor. Peki Ankara'ya senin gösterdiğin adaya oy verdiler. Sen adayı 3 sene sonra zorla istifa ettirdin. Tehditle, şantajla, ağlata ağlata. Düzce'de öyle yaptın, Balıkesir'de öyle yaptın, Bursa'da öyle yaptın, İstanbul'da öyle yaptın. Peki geçen sefer yanıldıysan ve seçmeni yanılttıysan, bu sefer yanılmadığını ve yanıltmayacağını nereden bilsin seçmen? Sana niye güvensin? Sen sürekli aldatıldım, kandırıldım. Bakın, aldatıp kandırılmayla kalmıyor. Seçmeni, ona inananları da kendisi üzerinden aldatıyor ve kandırıyor. Ve bu yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seferki önerilerine seçmen çok uzak bakıyor. Bu yüzden Ankara'da 8-9 puan fark oluştu adayımızla adayları arasında. Bir önceki adayı kendileri gösterdiler, oy istediler, oy verdirttirdiler. Ankara'yı bin bir şeyle kazandılar. O son seçim gecesi yaşananları bilmem neleri de hatırlıyorsunuz. Ama gelinen noktada dediler ki biz bu adayı istifa ettiriyoruz. İstanbul'u istifa ettiriyoruz. Oysa bakın, Ankara ve Bursa, ortasında Eskişehir var. Evet. Yılmaz Büyükerşen bir bozkırdan bir vaha yarattı orada. Ankaralılar hafta sonu nereye gidiyor? Eskişehir'e gidiyorlar. Bursalılar nereye gidiyor? Eskişehir'e gidiyor. Ankara ve Bursa'nın belediye başkanları ne oldu? Tayyip Erdoğan aday gösterdi, seçildiler. Tayyip Erdoğan ağlata ağlata istifa etti. Şimdi halen daha da ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Eskişehir'in iki yanına bakın, ortadaki Eskişehir'e bakın. Ey Ankaralı, ey Eskişehirli seçmenlerimiz, bir düşünün. Eskişehir gibi yönetilseydi Ankara nasıl olurdu? Eskişehir gibi yönetilseydi Bursa nasıl olurdu? Siz niye Eskişehir'e gidesiniz hafta sonu? Bursa'nız güzel olsa, Ankara'nız güzel yönetiliyorsa. Bir Eskişehir istiyorsan Ankara'da, bu sefer Ankara'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Bursa'da Bozbey'e, Ankara'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli adayına oyunuzu vereceksiniz. Mansur Yavaş bir Eskişehir'i de Ankara'da yaratacak. Anketler yaptırılıyordur muhtemelen. Paylaşabileceğiniz bir şey var vallahi mı? Vallahi şunu yani, söyleyeyim. İstanbul'da kafa kafaya, Ankara'da açık ara. Görüntü bu. Ama İstanbul adaylar açıklanmadan önce Binali Bey'in olacağı biliniyordu. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun adı yokken herkes biliyor. 7-8 puan AK Parti önde diyordu herkes. Fark mark kalmadı. Yakaladık, geçeceğiz. Ve geçiyoruz. Bazı anketlerde birkaç puan öndeyiz. Bazılarında bir puan gerideyiz. Binali Bey patenaja devam ediyor. Ekrem İmamoğlu yol alıyor. Binali Bey ama son 15 yılda yani iktidarda olan başka bir partiymiş gibi hataları düzelteceğiz diyor. burada da Öz Haseki Ankara'da diyor ki AK belediyecilikle tanıştıracağız biz Ankaralıları diyor. Sanki, bundan önce neydi? Sanki 25 yıldır Ankara'nın canını okuyanlar AK Partili belediye başkanları değilmiş gibi. Sanki 25 yıldır İstanbul'u Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyormuş gibi, Özgür Özel yönetiyormuş gibi. Sanki 25 yıldır İstanbul'da yapılan bunca şeyi, yani trafik keşmekeşti mi? Kilit. Kim yaptı bunu? İstanbul'a o kadar yüksek imarları veren, gökdelenleri diktirdin. Şimdi yol gidiyor değil mi? Yolun yanında arsa var. Tayyip Erdoğan burayı helikopterden gezdi mi böyle? Pata 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 gezdi. Bu arsayı beğendi mi? Beğendi. Kat artışını yaptırttı mı? Yaptırttı. Bunu herkes biliyor. O arsa yandaş tarafından gidip oraya gökdelen dikildi mi? Dikildi. O gökdelende kaç hane var? Kaç katlı? 80 katlı. Yani. Her bir katta kaç tane daire var? 20 daire var. 1600 daire geldi mi? Her birinde iki araba var mı buralarda o daireler? 3200 tane araba o arsadan o TME-E5'e giriyor işte. Nasıl tıkanıyor bu trafik sanıyorsunuz? Sonra ben İstanbul'a ihanet ettim. Ettiysen senin dediğin adama mührü vermeyecekler bu sefer. İhanet etmeyeceklerine, İstanbul'u seven birine mührü verecekler. Bu yanlışlar yapılmasın diye. İş bundan ibaret, bu kadar basit. Yani sonuç itibariyle yapılanlar ortada. Bundan sonra bir partide yapacaklarını söylüyor. Tercih vatandaşın. Tercih vatandaşın. Evet. En doğrusunu vatandaş bilecek. Yani itiraflar da var. Hani yapılanların dışında itiraflar da var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın itirafı, ya, Sayın Başbakan'ın itirafı. Ağzınız bal yesin bakın. Tam onu buraya yanına da işaret koymuştum. Bir denk gelirse söyleyeyim diye. Bak şimdi. İki tane itiraf okuyacağım Erdoğan'dan. Bir, şehirlerimizin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere artık kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bundan önce verdiğini itiraf ediyor. Evet. Tarihi yapıları ve mekanları şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçalarına getirerek gelecek nesillere miras bırakacağız.
Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde olacak. Eski dönemde dikeyleri yaptı, şimdi yanlış yaptık diyor yatay. Bakın, İstanbul Avrupa'nın en uzun kenti, yani en yüksek kenti. Bütün Avrupa'daki gökdelenlere bakılıyor, en yükseği İstanbul, marifetmiş gibi. Uzamışız. Şimdi de yanlış. Bakın ikinci bir itiraf, bu daha kısa ama çok daha acıklı. AK Parti belediyeleri herhangi bir kesime ve kişiye değil, sadece millete ve devletine sadakat gösterecek başkanlar tarafından yönetilecektir diyor. Bu bir neyin itirafı? Bir daha okur musunuz? AK Partili belediyeleri herhangi bir kesime ve kişiye değil, sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlar yönetecek diyor. Bundan önce kim yönetiyormuş? Devletine ve milletine değil, herhangi bir kesime ve kişiye sadakat gösteren. Burada iki göndermesi var. Birincisi diyor ki, benim bundan önceki, şimdi atamadığım ya da arada görevden aldıklarım, milletine ve devletine değil, FETÖ'ye ve Fethullah Gülen'e sadakat gösteriyordu diyor. Ama bir gerçek var, almadıklarında AK Parti'ye ve sana sadakat gösteriyor kardeşim. Oysa ki milletine ve devletine sadakat göstermesi gerekir. Bu kadar acı bir itiraf olur mu ya? Bunlar milleti aptal yerine koymayı sanat haline getirdiler. Evet, yani bu itiraflar da ortada. Bu itiraflar ortada. Ortada. Artık bundan sonraki vatandaş elindeki mührü doğru kullanacak. Ha, bak şunu kabul ederim. Neyi? Bu sözleri bugüne kadar, mesela 1994'te söyleseler veya 25 yıldır biz yönetiyor olsak çıkıp bu sözü söylemeye hakkı var. O başka canım. Yani. Ama 25 yıldır sen yönetiyorsun. De geçmişi karalama, geçmişi kötüleme, onun üzerine bir siyaset kurma. Olabilir mi? Bir yöntemdir. Ama kendi yönettiğim belediye için olmaz kardeşim. Vatandaş der ki, ben salak mıyım bana bunu söylüyorsun kardeşim der, ayıptır der ya. Ama yani beni aptal yerine koyma der ya. Bu siyasi anlayışın genel yaklaşımı bu. Baktığınız zaman Menderes, Demirel, Özal, Sayın Erdoğan ya da işte partileriyle de ifade edebilirsiniz bunları. Hep sağ ve merkez sağ tarafından yönetildi bu ülke. Yaklaşık 70 küsur yıl falan buluyor. Vallahi yani. Şunu söyleyeyim. Ama bu işi sorumlu, sağı soluk almadı. Hayır, sorumlu da hep CHP. Ya bu işi sağı soluk almadı. Şu anda merkez sağcısı da, geçmişte işte muhafazakar Saadet Partisi'nden gelen seçmenler de, CHP'lisi de, daha solda olanları da, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü yönetildiği sürecinin farkındalar. Bugün geçmişte Demirel'e oy veren de burada. Bugün geçmişte Saadet'e, Erbakan'a oy veren de burada. Biz de buradayız. İşte İstanbul'da Beyoğlu'na da Alper Taş'ı aday 24 gösterdik. 24 Haziran'da Millet İttifakı çok dediniz zaten. Çok büyük bir gönül adına. İttifakı var. Çok büyük bir gönül ittifakı var. Ve bu iktidardan zulüm gören, bu iktidardan zarar gören, bu iktidar yüzünden yoksullaşan, işsiz kalan, bu iktidarın yaptıklarından memnun olmayan hepimiz biriz, birlikteyiz, milletiz ve sandıkta millet ne yapacağını biliyor. Hep birlikteyiz bunlara karşı. Ondan biz bu 70 yılda o yaşandı, bu yaşandı. Evet, çok hatalar var. Bizim de var, başkalarının da var. Ama hepsi bir yana, biz bu ülkede bu yoksulluktan, bu zulümden, bu insan hakkı ihlallerinden, bu baskıdan kurtulmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. AKP ve MHP'nin kibirli, her şeyi bilen, bağıran, çağıran, ötekileştiren, şeytanlaştıran iktidarına karşı kucaklayan, sevgiyi konuşan, icraat söyleyen bir anlayışı iktidara getirmemiz lazım. Bu kesin. Pazar günü saat 11'de arenada 10 binlerle buluşacağız. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki belediyelerdeki bütün adayları, zaten %99'u 98'i atladı. Pazar günü %100 açıklanacak, eller kalkacak, sahaya koşulacak. Pazar günü mü açıklanacak yoksa öncesinden mi açıklanacak? Öncesinden, yani şöyle, belki Cuma günü açıklanır, belki Cumartesi günü söylüyorum. Açıklanır. Genel açıklanmayan başkan yerler var. Çünkü pazar günü elini kaldıracağımız kişinin buraya gelmesi lazım. Elbette o açıklanmayan az sayıda yer belirlenecek bu hafta sonuna kadar. Pazar günü adaylarımız ilan edilecek, manifestomuz açıklanacak, seçim bildirgemiz açıklanacak. Müjdesini kaçırmamak için söylemiyoruz ama 12 ana başlıkta muhteşem bir seçim bildirgemiz var. Ve herkes... Bir tanesini söyler misiniz? Valla genel başkanın söylediği bir tanesini söylerim. Hatta iki tanesini söylerim. Bir, seçilen belediyelerdeki tüm herkes,
Tayyip Erdoğan'ın verdiği 2000 liralık, 2020 liralık bizi taklit etmek için 2200'ü taklit ettiği asker ücreti değil, CHP'nin asker ücretini alacak. Bir. Ve CHP'lerin yönettiği süremiz ilçelerde hiçbir ailenin cebine giren para açlık sınırının altında olmayacak. Kaç para açlık sınırı? 2009 lira değil mi? Evet. 2009 600 lira giriyorsa o eve 1400 lira biz vereceğiz. 1800 lira giriyorsa 200 lira biz vereceğiz. Hiç kimseyi açlık sınırının altında bırakmayacağız. CHP iktidarında yatağa aç giren çocuk, evi soğuk olan çocuk, zor durumda olan çocuk kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında CHP'li belediyeler, yerel iktidarında da hiçbir haneyi açlık sınırının altında bırakmayacaklar. En büyük vaadimiz bu. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le 50 dakikada konuşabildiğimiz kadarıyla memleketin önemli meselelerini ele aldık. Masada bir hayli konu da vardı zaten. Yarın saat 20.30'da bir başka konukla tekrar burada olacağım efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.